İşleyen Eller Milenyum Atölyesi'nden merhaba. Çok kıymetli sanatseverler, sanatçı arkadaşlar ve dostlar. Evime hoş geldiniz. Ben bu yayını hamam önündeki atölyemden yapmak, sizi oraya misafir etmek isterdim. Fakat orada internet sıkıntısı olduğu için evimden yapmaya karar verdim. Hoş geldiniz. Ben Saliha Tokat, Kültür Bakanlığı somut olmayan geleneksel el sanatları, folklorik bebek sanatçısıyım. Bugünkü sohbetimiz taş bebek sanatı üzerine olacak. Ben Ankara'da 8 çocuklu bir ailenin 8. çocuğu olarak dünyaya gözlerimi açtım. Annem terziydi. Elim makas tutar tutmaz parça kumaşlardan kendi bebeklerime ve arkadaşlarımın bebeklerine kıyafetler biçip dikmeye başladım. Ayrıca resim yapmaktan, kağıt ve çamur gibi materyallerle oynamaktan, onlardan çeşitli objeler yapmaktan çok keyif alıyordum. Şimdi büyüdüğümden anne oldum ama halen gördüğünüz gibi taşlarla, boyalarla, hamurla, çamurla oynamaya devam ediyorum ve bundan halen çok keyif alıyorum. Şimdi el sanatlarına olan tutkun demek ki o yaşlarda başlamış. Taş bebek nedir? Neden yapılır? Taş bebek şurada gördüğünüz gibi deniz taşlarından, çeşitli boyutlardaki deniz taşlarından yapılır. Ana maddemiz adıyla müsemma olmak üzere taş. Şimdi ayak taşı, şuradan göstereyim. Ayak taşı, gövde taşı, yüz taşı olmak üzere dört parça taşı birleştirerek taş bebek yapmaya başlıyoruz. Tabii bu arada ben sizin soru cevaplarınızı da almak istiyorum. Fakat bana halen yayın akışı gözükmedi. Evet, şimdi gördüm. Buradan sorularınızı inşallah cevaplandıracağım. Çok teşekkür ediyorum Şaziye Hanım, Hülya arkadaşım, Hatice Hanım, Figen Hanım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sorularınızı da alayım yavaş yavaş. Ben anlatırken siz de yazarsanız hem buradan bakıp, tabii yaşta kemale eriyor ya, gözlüğümüzle de takalım bu arada. Evet. Taş bebeği anlatıyorduk. Taş bebek gördüğünüz gibi ilk önce iskelet hazırlanarak başlanıyor. Daha sonra seramik hamuru hazırlıyoruz. Seramik hamuru, soğuk seramik dediğimiz havayla kuruyan bir hamur. İşte burada ben hazırladım size gösterebilmek için. Bu neden oluşuyor? Ölçülerini daha sonra aşağıda yorumlarda veririm size ama kısaca çiçek tutkalı, nişasta, gliserin ve az miktarda bir unla hazırlıyoruz biz bunu. Çünkü soğuk seramik hamurunun çok çeşitleri var. Bebekte kullandığımız hamur bu. Daha önce biz ilk başladığımızda taş bebek yapımına yapıştırma hamuru oluşturuyorduk. Yapıştırma hamurunun ölçüleri farklıydı. Daha sert bir hamur, daha sıkı tutması için yapıyorduk ve onunla yapıştırıyorduk. Ama çok uzun sürdüğü için hamurun kuruması ve dengede tutmak zor olduğu için, işte önüne taşlar yığarak, bir yere yaslayarak falan, taş yapıştırıcı kullanmaya başladık. Hemen 10 dakikada yapıştırır hale geldi. Taş bebeğin tarihini anlatacak olursak, daha doğrusu başlangıcını, Gönül merhaba canım, bebekler neden önemlidir anlatacağım. Evet Yasemin hocam. Taş bebeği diğer bebeklerden ayıran özellik taş olması her şeyden önce. Folklorik bebekler bizim değerlerimiz. Aslında nasıl söyleyeyim? Bizim kültürümüz bizi biz yapan değerler. Yani yöresel bebekler ülkelerin
yaşam tarzlarını, gelenek, görenek, kılık kıyafetlerini yansıtırlar. Yöresel kıyafetleriyle Türk kültürünü kendimize ve dünyaya tanıtırlar. Bizim, yani kitre bebek gibi taş bebek de bizim değerimiz, bizim sanatımız, Türk sanatıdır. En önemli özelliklerinden biri budur, şaka bir yana. O yüzden severek çalışıyorum. Yani biraz zahmetli bir sanat dalı olduğu için de çok icracısı yok. İşte tarihini anlatacaktım. Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde başlayan süreç Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde devam etmiş. Tümay Hocam, Tümay Arı Hocam, buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Bu işe gönül vermiş, yaşatmış ve emekli olduğunda da bizleri arkasında bırakmış. Zaten geleneksel el sanatlarının her dalında öğrenci yetiştirmek çok önemli. Ben öyle bir üstadın öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Onun sanatını yaşatmaktan, onun izinden gitmekten gerçekten çok mutluyum. Ve ben de naçizane öğretmenler, hocalar, ustalar yetiştirmiş oldum. Bu da ayrıca gurur ve onur verici. Taş bebek Türk kültürünü yansıtıyor, geleneklerimizi yansıtıyor, yaşam tarzımızı. Yani taş bebek derken folklorik bebeklerin tümü böyle ve dünyada üç boyutlu sanata çok önem verilir durumda artık. Biz de biraz daha önem versek iyi olacak, değer versek iyi olacak toplum olarak. Ama işte bizim toplumumuzda bazı değer yargılarımızdan dolayı da sıkıntılar olmuş üç boyutlu objelerde. Hatta size şöyle bir hikayemi de anlatabilirim. Okulda kursta öğrencilerim geldi. Hocam biz put yapıyormuşuz ki bunlar çocuk değil, yetişkin eğitimi veriyoruz biz bilindiği üzere daha çok. Ben de dedim ki hayır, biz içimizdeki putları yıkıyoruz. Bir kendinize bakın, sizi yaratan, yapan sanatçıya bakın. Bir de taş bebeğe bakın, bunu yaparken ne kadar zorlanıyorsunuz. Hatta yapamadığınız yerde benden yardım alıyorsunuz. Ama kendinize baktığınızda mucizevi özelliklerinizi görüyorsunuz gibisinden bir ufak, tabii burada hepsini anlatamayacağım, sohbetimiz oldu. Ondan sonra gerçekten içimizdeki putları yıktığımızı ve en büyük ibadeti yaptığımızı anlamış olduk. Yani o zaman helva da yapmayalım dedim, işin özü bu. Çünkü geçmişte de helva yapıyorlarmış, helvadan put yapıp tapıp daha sonra da yiyorlarmış. Bizim amacımız tapınmak değil, değerlerimize sahip çıkmak. O yüzden gerçekten sevimli kültür elçisi objelerim, hatta öğrencilerim de ben de şu haldeyken onları seve seve hayata geçiriyoruz. Evet, sorularınızı yavaş yavaş alabilirim. Bilmiyorum Yasemin Hocam, geleneksel sanatlarımız neden önemli? Cevabını verebildim mi? Çünkü bizi biz yapan değerlerimiz, bir kilimimiz, bir desenimiz, bir oyamız, bir kıyafetimiz, bizi biz yapan değerler. Bulunduğumuz coğrafyaya değer katıyoruz biz. Böyle düşünüyorum ve böyle düşünenlerin de her zaman arkasında olacağım şahsen. Büyüklerimizden de bizim arkamızda olmalarını diliyorum, istiyorum. Olanlara da teşekkür ediyorum zaten. Şimdi taş bebek yaparken zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Bu diğer folklorik bebeklerde de geçerli, her zaman dediğim gibi. Zamanda yolculuk yapıyorsunuz derken çeşitli materyallerden faydalanıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi kitaplar, internet vesaire olabilir. Eski kıyafetler olabilir. Halk kültürü araştırmacısı oluyorsunuz ilk önce ki
geçmişe dokunuyorsunuz. Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyoruz biz sanatçılar olarak ve en büyük keyif de bu zaten. Geçmişteki değerlerimizi gelecek kuşağa aktarmak, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak. Evet, halk kültürü araştırmacısı olduk, araştırdık. Diyelim ki İzmir bebeği yapmaya karar verdik. Ne yapıyoruz? İlk önce taşlarımızı seçiyoruz. Taşlarımızı ayak, gövde ve yüz olarak seçtikten sonra biraz önce anlattığım gibi yapıştırıp iskeleti oluşturuyoruz. Daha sonra seramik hamurumuzu hazırlıyoruz, yoğuruyoruz. Yumuşakça bir hamur yapıp çalışmaya başlıyoruz. Evet, bu seramik hamurunu havayla kuruduğu için saklamak önemli. Hava almaması gerekiyor. İlk önce bir hava almayacak şekilde bir poşette saklıyoruz. Yoğurduktan sonra da hemen açmıyoruz. Biraz dinlenmesini sağlıyoruz. Elimizde yumuşatıyoruz. Daha sonra pudra yahut nişasta yardımıyla yapışmasını engellemesi için bir merdane yardımıyla açıyoruz. Aynen normal yemek hamuru açar gibi, bir gözleme hamuru açar gibi açıyoruz. Birkaç milim inceliğine geldikten sonra yine dinlendiriyoruz. Takdir edersiniz ki burada hızlıca her aşamayı gösteremeyiz. O yüzden ben size parça parça aşamaları göstereceğim şekilde hazırlandım. Bu şekilde açtıktan sonra bunu bir makas yardımıyla kesip, biçip bebeğimize giydiriyoruz. Tabii onların da teknikleri var. Giydirdikten sonra bebeğimizi birkaç gün bekletiyoruz. Çünkü kıyafetinin, seramik hamurunun kuruması gerekiyor. Bir bu renk bütün kıyafetleri, içten dışa, aşağıdan yukarıya bütün kıyafetlerini giydirmiş oluyoruz. Şenur Ülker, seramik hamurumuzun malzemeleri çiçek tutkalı, gliserin ve buğday nişastası arkadaşım. Çok az da un kullanıyoruz. Ölçülerini daha sonra aşağıda vereceğim size. Bütün yorumları da şu an göremiyorum. Özür diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz ayrıca. Teşekkür ediyorum. Sorulara daha sonra, yayından sonra cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Hepinize buradan sevgilerimi iletiyorum. Evet, kıyafetimiz kuruduktan sonra, birkaç gün sonra boyama aşamasına geçiyoruz. Kullandığımız boyalar guaş veya su bazlı akrilik boyalar kullanıyoruz. Şurada yarım bir işimiz var. Evet, ben sizi şu an yine göremiyorum. Görebilmek için dönüyorum. Bir saniyenizi istiyorum. Evet, sorularınızı da görmek istiyorum çünkü. Şaziye Hanım pişirerek hazırladığım hamurlar da var. Farklı ölçüleri var. Onların, yani çiçek, esnek, porselen hamuru farklı. Yine pişirerek ama esnek olmayan seramik hamuru, porselen hamuru diyoruz. O farklı. Benim kullandığım havayla kuruyan, pişirilmeden hazırlanan
ve soğuk seramik hamuru. Evet. Daha sonra aslında uygun halde giydirdiğimiz, orijinal özelliklerine sadık kalarak giydirdiğimiz bebeğimizi yine aslında uygun ve orijinal renklerinde boyuyoruz. İlk önce zemin boyalarını hazırlıyoruz, boyuyoruz ve desenlemeye geçiyoruz. Bunlar aşama aşama vakit alan işler tabii ki. Neyle boyuyoruz? 3-4 numaralı fırçalarla boyuyoruz zemin boyalarını. Desenleri de 5-0-10-0 fırçalarla yapıyoruz. Özellikle gözde 10-0 kullanıyorum ben. Çünkü çok ince bir fırça izi bile büyük farklar yaratabiliyor. Çok dikkatli bir şekilde çalışmak gerekiyor. Evet, desenleri de yaptıktan sonra sıra geliyor süslemeye. Şurada bir Konya bebeğimiz var, Nasrettin hocamız var, İzmir bebeklerimiz var, Karadeniz ve palyaçomuz var gördüğünüz gibi. İşte desenlerini çalışıyoruz, çarpana dokumadan faydalanıyoruz, penezlerle takılarını oluşturuyoruz, oyalar, filketi oyaları veya tığ oyaları yapıyoruz. Boncuklarla, gördüğünüz gibi püsküllerle vesaire 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 böyle uzun bir aşamada illa süslüyoruz. Tabii yöresine göre de değişiyor bunlar. Şengül Hanım çok teşekkür ederim. Siz özellikle seramik hamurunu istemiştiniz. Aşağıda vereceğim bütün şeyleri, yayından sonra tarifleri vereceğim size mümkün olduğu kadar. Görüş edebiliriz. Messenger'dan ya da WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Ayrıca internet sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya sayfalarımdan canlı yayın heyecanı da oluyor. Tabii bu arada kusura bakmayın, özür diliyorum. Bu arada asistanım Dilara Demirel'e de teşekkür ediyorum. O da bir yandan beni denetlemekte ve destekleri için çok teşekkür ederim. Dün de doğum günüydü ayrıca. Buradan varlığı için çok teşekkür ediyorum. Allah'ın hediyesi bana, kabul edilmiş duam ve en güzel bebeğim benim. Bu bebekler objeler ama o hayattaki en güzel bebeğim. En güzel yaptığım iş. Rica ederim efendim. Evet, desenledik, süsledik ve geldik. Yüzü çalışmıştık zaten, onu atladım, anlatacağım tekrar. Vernikleyip boyayı sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sabitlemezsek yıpranır, akar vesaire. Vernikleyerek işlemimizi bitiriyoruz. Ha, yüz aşaması çok önemli. Ben bebeklerimdeki yüzlerindeki, gözlerindeki ışıltıyı çok seviyorum. Mutlaka ışıltılı çalışmaya gayret ediyorum. Şurada göreceğiniz gibi yöresel tavırları vermekten de çok keyif alıyorum. Daha önceden şu şekilde topel ve dümdüz duran bebeklerdi bebeklerimiz. Kendimden bir şeyler katmayı da seviyorum naçizane. İşte yöresel bir tavır. Bakın, sol el arkada kalça, üstünde belde. Sağ el kılıcın üstünde, Ankara seyimenimizin duruşu. Bu tür tavırları vermekten de çok keyif alıyorum. Mümkün olduğu kadar yansıtsın istiyorum. Bulunduğu bölgenin adetlerini yansıtabildiğimiz kadar. Çünkü hareketli olmadığı için taş bebekler, kitre bebekle falan hareket verebiliyoruz ama bunlar da bu şekilde hareket verebiliyoruz. Yaşadığım güzel bir anım.
Sanatla uğraşınca her anınız güzelleşiyor ve bir terapi. En güzel anılarım hangisini anlatsam acaba? Birçok güzel insanla tanışmama vesile oldu bu sanat. Yine kursiyerlerimin işte hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunmuş oldum. Maddi, manevi bir gelirleri olmuş oldu, yıkılacak yuvaları kurtarmış olduk. Bunlar nasıl oldu derseniz burada anlatılamayacak kadar uzun oldu. Fakat birilerinin hayatına da dokunmuş olduk. Çok güzel insanlarla, sanatçı arkadaşlarla da tanışmış olduk. En güzel anım nedir? Şu an bir tanesini seçecek olursak Kore'deki anılarımdan bahsedebilirim. Çok değişik bir kültürle tanıştım. Orada o kadar saygılılar ve değer veriyorlar ki sanata, sanatçıya ve öğretmene. Hiç tanımadığım insanlar evlerine davet ettiler. Tabii ki gidemedik belli bir program dahilinde hareket ettiğimiz için ama o gösterdikleri sevgi, ilgi anlatılamaz. Çok mutlu olmuştum. Bunu anlatabilirim. Biraz önce ben anlattım aslında put dediklerini ve içimizdeki putları yıktığımız. O da güzel bir şeydi. Belki yanlış olacak mı bilmiyorum ama şu anda Allah demeyi bilmiyordum. Hocam bize taş bebekle Allah demeyi öğrettiniz diyenler bile oldu. Bundan güzel bir şey olamaz. İnsanların hayatına dokunmaktan daha güzel bir şey olamaz. Ne anlatayım? Şu an aklıma gelmiyor. Gelirse sayfamda da anlatırım. Gözler konusunda. Çok teşekkür ediyorum. Gözler konusunda aşama aşama aslında düşünüyorum çalışmalar, eğitim videoları hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah, inşallah nasip olur. Çekeriz onları da. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu bana çok geliyor. Gözlerde ışık var diye. Evet, ben ruhumun ışığını sanatıma yansıtmayı istiyorum, diliyorum ve demek ki öyle de oluyor. Sizlerin de arkadaşlar, ruhunuzun ışıltısı, hepiniz çok değerlisiniz çünkü yaptığınız işlere yansısın. Yaptığınız işlerdeki ışıltı, enerji de diğer insanlara yansısın inşallah. Kültürümüzü çok güzel bir şekilde yaşatalım, tanıtalım el birliğiyle. Hep beraber inşallah. Evet, sorularınızı alabilirim. Aklıma bir şey de gelmiyor. Çok da susan bir insan değilim. Gevezeyimdir ama şu an aklıma bir şey de gelmiyor. İşte nedir? Taş bebek ya da diğer bebekler olsun. Çalışırken birçok mesleğe bürünüyoruz. Araştırma yaparken halk kültürü araştırmacısı oluyoruz. İşte objeyi hazırlarken sabırlı bir heykeltıraş oluyoruz. Kıyafetleri kesip biçerken, tasarlarken modacı, stilist gibi hissediyorsunuz kendinizi. Boyarken, desenlerken, bir ressam yüzde özellikle karakter çalışırken ressam oluveriyorsunuz. Yani işin özü geçmişe dokunuyorsunuz, geleceğe yansıtıyorsunuz, aktarıyorsunuz ve geçmişle gelecek arasında bir köprü oluyorsunuz. Geçmişe dokunmak bana büyük haz veriyor. En eski şeyleri, materyallere dokunmaktan bile çok keyif alıyorum. Bazı insanlar da bundan rahatsız olduklarını söylüyorlar ama ben çok yaşlı bir ağaca dokunduğumda bile bu hazzı alabiliyorum. Seviyorum enerji almayı, enerji vermeyi seviyorum. Hayatımızda inşallah güzel enerji alacağımız ve güzel enerji vereceğimiz insanlarla karşılaşırız. Yücel Bayraktar, çok teşekkür ediyorum. Biga'ya çok
Selamlar İrfan Şahin. Şaziye Hanım inşallah. Evet, hep bir arada çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Evet. Evet, folklorik bebek çalışmak birçok beceriye gerektirir dedik. Takı tasarımından işte oya yapımına kadar, ki oya deyince bu belli, başlı başına bir sanat zaten. Desen bilgisine kadar, ki bunlar çok önemli şeyler. Her bir desen, her bir oyanın bir hikayesi var biliyorsunuz. Birçok beceriye sahip olmanız gerekiyor gerçekten. Elimizden geldiğince naçizane bunları hayata geçirmeye ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Ben geçen yıl Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde bulunduğum bölgenin karakterlerini, tarihi karakterlerini çalışarak güzel bir çalışma yaptık, bir proje yaptık. Epizod halinde çalıştık. Bu sene maalesef pandemiden dolayı çok verimli olmadı ama ileride size farklı sürprizlerim olabilir. Bekleyin, beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Gerçekten çok değişik şeylerle karşınıza çıkmaktan keyif alacağım. Size başta koronasız, sağlıklı, mutlu, sanat dolu, huzurlu günler diliyorum. Hepinize Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlar. Her nerede izlenmişsek ve izleniyorsak. Hoşça kalın.